Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Anker'in Soundcore V2 isimli hem telefonunuzu şarj eden hem böyle çalar saat olan yatağınızın başucundan ayırmayacağınız bir Bluetooth hoparlörü inceliyoruz aslında. Şöyle kutusuna bakalım. Bu arada 1 milyar kişi. 10 milyondan fazla insan sevmiş, beğenmiş diyorlar. Tasarım ödülü varmış. Ne diyor? Kablosuz şarj var diyor. Anker'in şarj teknolojisi var diyor. Anker bu arada iyi bir şarj markası. Crystal Clear Sound var. Sesi güzel diyor. Ona bakarız. Alarm Clock diyor. White Noise Mode diyor. Yani uyurken böyle arka planda çalacak sesler manasına geliyor bu arada White Noise modu. App'i var diyor. Oradan kontrol edersiniz. Bir de FM radyosu da var. Dilerini FM radyoda şey yaparız. Onun dışında ne var başka? 100 milyon diyor. Alarmı kurmak kolay diyor. Evet, arkasında yazıyor. Açıp bakabiliriz. Bu arada bu cihazı bir arkadaşım bana tavsiye etti. Kullanan bir arkadaşım. Oldukça da memnunum. Kesin buna bak, millet de görsün. Sen zaten her türlü alırsın dedi. Ben hakikaten kendi başucum için aldım. Bende şöyle bir dock vardı. Hangi o tarzda şeyler dinliyorum. Spotify'da ya da işte başka uygulamaların üzerinden. Dedi ki bunun kendi içinde var. Ayrıca da güzel dedi, böyle bir hani saat, güzel klasik bir şey dedi. Radyosu vardı. Hani radyosu beni ilgilendirmez aslında fazla. O yüzden aldım. Bakalım siz beğenecek misiniz? Kutu içeriğini şöyle. Aletimizin kendisi çıkıyor. Güzel paketlenmiş. Şurada koruması var. Bunu da koruyan. Güzel düşünülmüş. Paketleme gayet iyi bence. Yanında kendinden adaptörü geliyor. Şöyle. Bu tarz ürünlerde bu bulunmaz bir nimet. Çünkü Anker'in adaptör kalitesini zaten biliyoruz. Yani niye bu kadar adaptör övdüm onu da göstereceğim bir yandan. Çünkü kendi arkasında USB çıkışları var. Bunun güzelliği şu. Seyahat tip adaptör aslında bu. Yani gittiğiniz bir yere. Gerçi gerek görür müsün bilmiyorum ama. Götürebilirsiniz böyle takınca. Bizle uyumlu oldu. Bunu duvara takıyorsunuz. Şöyle bir şey daha çıktı. Sanırım bu anten. Evet. Bu da hani radyo özelliği var değil mi ya. Anteni hani kullanmıyorsanız kalsın. Keza ben kullanmayacağım. Hani kalkıp da şimdi radyosunu niye göstermedin demeyin. Kullanmayacağım, bir aparatı göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Yani çok ben haklıysak gidelim internetten dinleyelim radyoyu. Her kanal çekiyor, antenle uğraşmayalım. Bence gereksiz olmuş bu arada. Gerçi bölgeye göre de değişir şimdi. Olmamasından iyidir. Hatta böyle antenle de bitişik olmaması güzel olmuş. Adamlar da öyle düşünmüş büyük ihtimalle. Cihazımıza bakabiliriz. Evet, cihaz bu. Şöyle burası kumaşları. Netledi mi kumaşları? Bayağı kaliteli. Yine burada. Ürün adı V2. Soundcore V2 diye geçiyor. Soundcore'da Anker'in bir alt markası gibi diyeyim. Zaten burada yazıyor Powered by Anker diye. Telefonu şarj edeceğimiz aparat bu. Buraları dokunmatik. Yine Bluetooth saat vesaire. Arkasında şöyle bir alarmını çıkarttığın artık bir boşluk bırakmışlar. Evet. FM anten, FM anten dediği burada az önce. Az önce şunu söyledim ben. Adaptörü buraya takıyoruz ama buradan dilersek iki tane USB çıkışı verebiliyor bize. Bu güzel bir özellik. Yani kendi şarj aletimi çıkartıyorum ama iki tane USB girişine kavuşuyorum aynı zamanda. Bir şarj aletine kavuşuyorum. Güzel bir özellik. Şimdi ürüne yakından bakacağız. Evet, ürünü kutusundan çıkardık. Şöyle göstereyim. Tasarım ödülü alması normal gibi geliyor bana. Şöyle sade yapmışlar. Temiz. Bu arada burada içinde ekran var. Ekrana LED'den size yansıyor saattir vesairedir bilmem ne. Telefonu üstüne koyarak şu şekilde şarj ediyoruz başucumuzda. Biliyorsunuz Anker, yani Soundcore diye geçiyor markanın adı aslında ama Anker'in bir alt markası Soundcore. Bu modelin adı V2. Uyandırıcı yani. Şöyle arkasını çevirince az önceki dediğim, evet, FM anteni girişi yazıyor burada. Dilerseniz buradan kulaklık çıkışı alabiliyorsunuz. Başucunuzda bir şey dinlemek isterseniz vesaire. Güzel bir özellik hakikaten. Yani gerek koymayabilirler de bunu. Hani başucunda kulaklığını takıp atıyorum Storytel'den kitap dinlersin vesaire gibisinden. Adaptör girişimiz burada ve en güzel özellik de sırf bu cihazdan bile iki tane USB çıkışı veriyor. Bir de bunun üzerindeki telefonu şarjı etti. Size 3 tane aleti şarj edebiliyorsunuz. Sanırım kablosuz bağlantısı 10 watt'a kadar destekliyor. Zaten şöyle bir durum, yani 5 watt olsa da 3 watt olsa da 3 watt olmasın da gerçi. Yani akşam koyup sabah alacağınız için telefonu yatağınızın başucundan yeteceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Tipi mipi gayet güzel. Onun dışında yine bu tuşlardan dokunmatik bir şekilde kontrol edebiliyoruz ama biz bunun app'ini kullanacağız. App'in üzerinden göstereceğim size. App'ini bağlayalım ama takmamız gerekiyor. Bir kablo uzunluğuna da bakalım. Yani komidin momidin çok uzar mı diye. Malzemesi güzel duruyor ama böyle bir şey, ahşapın üstünde falan böyle şık duracak gibi duruyor. Yok yok, plastiği falan kaliteli, böyle hani yumuşak gibi oluyor ya dokusu ama sert plastik. Bayağı malzeme kalitesi iyi bir malzemeden. Kablosu da 2 metre var herhalde. 1,5 mu? Aynen 1,5. Evet. Taktık. Açıldı. Ekranda herhangi bir şey yanıyor mu? Şu an 10 yazıyor ama biz bunu göremiyoruz. Şöyle göstereyim mi? Uygulamayı kurana kadar ışıklarımız kapalı olacak. Ben göremiyorum bu sefer de ışıktan. Bunu da kapat. Tam görsünler. Evet, şu an ışıklarımız gözüküyor. Bluetooth şu an yanıp yanıp sönüyor pairing modunda. Şöyle Soundcore uygulamasını indiriyoruz. Soundcore'un bütün... Bu arada sese basıyormuşum ya, sesi de açtım. Burada gördüğünüz gibi V2'ye tıklayacağım. İzin verdiğim. Buraya gelecek şimdi V2. Evet, Soundcore V2 diye geliyor. Bağlandı. Searching diyor. Evet.
Neyse şimdi gerek yok. Otomatikte ışık modu. Onu bir değiştirelim. Otoyu almayalım. Fullleyelim. Şu an en full hali bu. En düşük hali bu. Böyle arttırabiliyoruz. Toplamda 5 seviye. Rengi ama değişiyor değil mi? Rengi değişmiyor. Yani şöyle otomatik olsun. Beyaz deniyor sadece. İşte buranın night modu var. Hani sadece akşamları yatarken açılsın, kapansın. Ses ayarı var. Gidiyorsun buradan. Burada ben menüsünü göstereyim biraz. Burada alarmımızı ayarlayabiliyoruz. Şöyle güzel bir özelliği var. İşte AM PM diye geçiştirebiliyorsunuz ama alarmı ayarladık mesela bir sefer. Diyorum ki ben hafta içi her gün sabah 8.30'da kalkacağım. Oldu da telefon gece düştü, şarj olmadı, kapandı vesaire bir şey oldu. Bunun hafızasına kaydediyor. Yani bu saat artık sizi her hafta, her hafta içi, her gün, her sabah 8'de kaldıracak şekilde ayarlanıyor. Bu arada şöyle hava durumunu da gösteriyor. Onu da fark etmedik. Bak şurada güneş var. Hava durumunu da gösteriyor. Hani bu sabah kalktım, bu sabah hava güneşli. Buradan alarmımızı kuruyoruz işte. Alarm saatimizi ayarlıyoruz. İşte tonuna bakalım mesela. Eski klasik bir tonu var. Orijinal melodisi bu. Kalite. Kalite akıyor be. Çok garip. Ay kuşlar. Çişim geldi. Vallahi sakat bir alarm şey. Tamam, orijinal piyanosu kalsın mesela. Dilerseniz şöyle mesela işte buradan erteleye bastınız mesela 5 dakikada bir erteliyorsun. Ertelemek için üstüne böyle vurmanız yetiyor, onu da söyleyeyim. İşte 15 dakikada bir ya da atıyorum yarım saat sonra bir daha çalsın. Bunu işte 3 kere tekrarlayın, 5 kere tekrar atıyorum mesela 5 dakikada bir çalsın. 5 kere tekrarlansın mesela yani ben uyanamam derseniz. Siz erteledikçe 5 dakika için çalmaya devam edecek vesaire. Onları yapabiliyorsun. Tona gelelim. Ertelenin en uygun dakika aralığı 9'muş. Evet, bilimsel olarak 9 dakikaymış. O yüzden zaten Apple bunu 9 dakika yapmış. Kısa video gitti bir tane bak bunu yap. Buradan FM radyo da seçebilirsiniz. Yani sabah haberleriyle uyanmak istiyorsanız. Hani Norveç falan olsa sabah haberleriyle uyanalım tabii de. Tavuk kayboldu, yok kedi ağacı çıktı falan. Ama biz de tabii güne iyi başlamak için mecburen haberleri okumamız gerekiyor maalesef. O yüzden FM radyo kısmına girmiyorum. Dilerseniz FM radyo ile de başlayabiliyorsunuz. Burada en altta bir Superior Sleep diye bir şey var. Bu ne? Bu uyurken dinleyebileceğiniz melodiler aslında. Yağmur sesi mesela burada. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Durduralım biz. Kuş sesi koyalım mesela. Yağmuru kısalım. Rüzgar çıkaralım. Kuş takla attı rüzgardan bir dakika. kuşa yazık oldu. Ortam sesini şurada mesela. Uçak uyur. Sesi falan yok mu? Uçak, süpürge. Tren sesi var. White noise. Bu white noise işte. Çok fazla gürültülü oldu bir dakika. Bayağı bir ses var. Dağ, bayır, kamp ortamı. Bak, fan, rüzgar, yağmur. Bak ben de diyorum ki yağmur sesi bir de böyle çadır sesi bak. Bu da orman sesi bu arada. Hani dışarıda ateş yakıyormuş kampın önünde falan gibisinden. Abi yemeğin üstüne hiç olmadı. Evet aynen böyle. Yağmur da kısım pardon olmamış. Yağmur fazla açıyor. Tamam bunu açalım. Gece böyle ormandasın. Ateş nasıl patlıyor çatır şu. Aynen. İşte bu özellikleri zaten bunu ön plana çıkartıyor. Yani böyle bir üründü. Daha neyine bakalım. Bir de ses kalitesine bakalım. Hakikaten bir müzik çalalım. Yine zarara soktun beni ya. Bir müzik çalıp. Ha bir de şarj oluyor ona bakalım tabii canım. Koyduk da. Evet kılıflıyken de bu güzel bir özellik. Kılıfı varken de telefon şarj olabiliyor. Bu arada hani illa telefonunuzun iPhone olmasına gerek yok. Wireless şarj olan bütün telefonlarda oluyor. Telefon şarj olurken şurada bir uyarı lambası çıkıyor. Mavi yanıyor bu. Bu da hani gece telefona çarparsanız şöyle oldu mesela şarjdan çıktı vesaire onu görün diye. Güzel bir detay olmuş. Saatin de böyle durması çok efsane bu arada. Hani akşam yansın sadece saat. Karanlıktan karanlığa diye. Hakikaten arkadaşın dediği kadar da varmış bu arada. Bir müzik çalalım. Bu arada ses kalitesi çok sağlam gibi duruyor. Ben az evvel dinlerken kulaklıktan çok net... Zaten şöyle bir şey söyledi hani arkadaşım. Dedi ki her şeyi geçtim hoparlörü olarak bile alınabilecek bir hoparlör bence dedi. Ben hiç Anker'in bir hoparlörünü incelemedim bugüne kadar ama piyasada bilinen kullanılan bir marka. Kulaklığını incelemiştik. Ha kulaklığını inceledim hani şey Bluetooth hoparlörünü incelemedim onu söyleyeyim yani. Okey ya hadi bir Epidemic Sound'a bir giriş yapamadık mı? Telifsiz müzik dinletmeye çalışıyorum da. Sesi full'de şu an. 31 full. İdeali 24 hani yüksek böyle patlamayacak. Bunun mu güzeldi? Bak şuradan direkt pause alabiliyorsun tek dokunuşla. Aynen. Ne bu şey Mahmut Orhan. Başka bir müzik açalım. Bu hakikaten müzikmiş yani şarkı açalım. Bu mu? Ha.
Niye kesiliyor öyle? Valla bence Epidemic'ten dinliyoruz diye kesiliyor. Bir de Spotify deneyim de şimdi kesiliyorsa bu kadar şey. YouTube'dan NCS aç. I wanna be a slave, I wanna be a master. Bu az önce kesilme, yani 3-5 kere kesildi o Epidemic Sound'la alakalı. Spotify'dan dinledik, veremiyoruz şu an ama kesilme yok. Zaten kesilme olsa benim arkadaşım derdi zaten. Aldığı gibi de iade ederdi. O konuda kılçık biri. Valla güzel ürünmüş ya. Ben çok beğendim. Evet. Kaç para? Fiyatı indirimdeydi bu. 1000 lira civarındaydı. 750 TL. Bluetooth hoparlöre böyle bu kalite bir hoparlöre 400-500 desen. Güzel çıkışlı bir şarj aletine 150 desen. Zaten kurtarıyor parasını bence. Aynen şarj olayı. Hani bir de orada. Şöyle başucuna koyabileceğin mobilya aslında bu yani. Öyle şey değil. Aldığım ürün şey değil yani mesela. Bence normal fiyatı. Tabii fiyatı olur. Normal değil tabii elin Amerikalısına ama tabii biz de hani dolar kuruna göre normal onu demeye getiriyorum. Normal şarj aleti 200 liraya geliyor kablosuyla aynen. Beraber. Aynen kablosuz. Okey bence bir geçti. Ben beğendim yani hakikaten beğendiği kadar övdüğü kadar da varmış. Mesela ben bunu kendime aldım. İnşallah kullanabilirim. Kırmadan kullanmaya çalışacağım. O diğer o üçlü setup'ı da ofise koyacağım mesela. Hani gün içinde gelince saatimi şarj edeyim vesaire gibisinden. Ben Anker'in bu benim işimi gördü. Beğendim ama bir tane varsa sırf hoparlör kaliteli bir şey onu deneyelim. Aranızda kullanan varsa Bluetooth hoparlörü bu bayağı bildiğin %100 müşteri memnuniyetiyle tavsiye edilmiş bir ürün bana. Hakikaten kendim alıp inceledim. Dediği kadar da varmış. Tebrik ederim kendisini. Evet böyle bir üründü. Hediyelik olabilir. İş yapar. Her türlü iş yapar. Herkesin işine yarar. Hani meditasyon da yaparsın bilmem ne yaparsın. Her türlü başucunda bir hoparlörün veya çalar saatin olması iyi bir şey. Böyle bir cihazdı. Evet. Link açıklama kısmında mevcut. Belki indirime girmiştir. Belki yükselmiştir. Bilmiyorum siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz. Bakarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. 10 numara cihaz.